Arkadaşlar merhabalar. Bugün bir tane soru çözeceğim ama öncesinde şunu söylemem lazım. Max ve min noktaları ile ilgili. Şimdi bir noktanın maksimum olması için ya da minimum olması için türevli olmasına, sürekli olmasına gerek yoktur. Örnek şu nokta şöyle analitik düzlemde göstereyim. Şöyle bir A noktası, apsisi A olan noktası ordinatta B olsun. F A eşittir B olmadığı için zirve nokta olsa bile A'da arkadaşlar yerel maks yoktur, ekstremum noktası burada yoktur. Ama bu şöyle olursa, burası yine boş olsun. Ama bunun hizasındaki böyle bir C noktası dolu olsun. Şimdi gerçekten x eşittir A'da şu an yerel maks vardır. Niye? Çünkü arkadaşlar bizim istediğimiz şu, zirve noktanın içi dolu olması ya da daha da yukarısının dolu olması, buna da olur diyoruz. En güzel hani keşke şu olsa da hiç kafamız karışmasa. Böyle olduğu zaman zaten x eşittir a'da yerel maks vardır arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. 3'ü de baktığınız zaman türevsiz. Ama burada ekstremum var, maksimum. Burada da maksimum var. Burada içi boş olduğu için orada o noktada tanımlı değil. Maalesef yerel maks yok. Peki şöyle olsa yerel maks olur mu? Bakın böyle olursa da yine x eşittir a'da yerel maksimum yoktur. Hedefimiz ne? yerel maks olması için zirve noktanın dolu olması ya da daha da yukarısının dolu olması. O yüzden tik attığım yerler tamam çarpı attığım yerlerde yanlış olacak arkadaşlar. Yerel minimum için gelelim bakın. Yine türevli olmasına gerek yok. Şöyle göstereyim. Şöyle içi boş olsun. Sonra böyle burasının dolu olsun. Burada yerel minimum var. Dip nokta eğer içi doluysa tamam. Orada arkadaşlar x eşittir a'da burada yerel minimum var. Mesela içi boş buranın. Şöyle yine böyle olsun. Ama daha da altı boş. Şey daha da altı dolu. O zaman yine x eşittir a'da yerel minimumumuz var arkadaşlar. İstediğimiz mümkünse dip noktanın dolu olması. Eğer o mümkün değilse onun daha da aşağısı dolu olacak. Arada bir yere olursa. Mesela bak bu. Burada arkadaşlar ne yerel minimum var ne de yerel maksimum var. Neden? Burasına bir yıldız koyalım. Bakın, şurada gördüğünüz zaman zirve noktanın içi dolu mu? Hayır. Daha da yukarısı dolu mu? Hayır. O zaman max değil. Dip noktanın içi dolu mu? Hayır. Daha da dibi dolu mu? Hayır. Arada bir yer dolu. O yüzden arkadaşlar burada yerel ekstremum burada yok. Tamam mı? Yerel max yok. Yerel min de yok. Bunu söylemiş olayım. Hatta Kalkülüs kitabında inşallah üniversiteye gidince mühendislik okuyacak olanlar görür. Şöyle bir örnek var. Burasının içi boş. Burasının böyle içi boş yine. Burada böyle bir nokta var. Mesela demiş ki x eşittir sıfırda yerel minimum veya yerel maksimum var mıdır? Hayır. Dediğim sebepten dolayı. Tabii ki türevli olursa daha da güzel olur. Yani şöyle bir noktanın herkes biliyor ki tepenek noktası olduğunda x eşittir a olduğunda buradaki c noktasının, e, c ordinatının yerel maksimum değeri olduğunu ya da şöyle bir e, grafik çizdiğimiz zaman x eşittir a ve şöyle burasının ordinatına da b diyelim x eşittir a noktasında gerçekten bir yerel minimum değeri olduğunu, yerel minimum noktası olduğunu B'nin de yerel minimum değeri olduğunu bilmek lazım. Bu arada nokta dediğimiz şey birleşik A ve B'dir. Yerel minimum noktasının apsisi nedir derse bu yerel minimum noktasının apsisi. Bu yerel minimum noktasının değeri yani sonucu arkadaşlar. Aslında mevzumuz bu. O yüzden lütfen daha da ötesiyle alakalı acayip acayip yorumlar yapmamak lazım. Ben anlıyorum. ÖSYM sizi böyle yok ters köşeye yatırır şu olur bu olur diyorsunuz ama hayır. ÖSYM'nin ters köşeye yatırdığı yer yanlış anlaşılıyor. ÖSYM'nin sizi ters köşeye yatırdığı yer en temel yerler. Bu sene örnek e, türevin e, maksimum türevin minimum noktasıyla alakalı olan soruda ne bekliyordu oradan sizde? Bakın gerçekten şurada x eşittir sıfır noktasında oranın yerel minimum olduğunu görmenizi istiyordu. Şimdi burası e, ters köşeye yatılacak hiç kimsenin bilmediği bir bilgi mi? Hayır. Aslında herkesin gözünün önünde olan net bilgileri çok güzel öyle bir ambalajlayıp sunuyor ki o görünmez oluyor. Yoksa derinlemesine boğulacağınız yerlere girmemeye çalışırlar. Şunu diyebilirsiniz. Ama hocam 2021'deki soruları gördünüz herhalde biliyorsunuz değil mi? Orada itirazımız neydi? Seçici soru sayısının fazla olması aynı zamanda psikoloji sınavına döndürmesi sınavı ve müfredat içi olmasına rağmen o sınav süresinden bağımsız olarak insanı fazla strese sokmasıydı. Yoksa müfredat dışı soru olmadığı gibi aslında çok öyle iddia edildiği gibi olimpiyat soruları soruldu falan mevzusu değildi. O biraz yanlış anlaşıldı. Ben o zaman da söylemiştim. Bir sorunun olimpiyatta sorulması sınavda da sorulmayacağı anlamına gelmiyor. Sadece orada durum şu. Ben e, uluslararası olimpiyatları geçtim ama Lise düzeyindeki olimpiyatları izle işte bakarsanız sorularını incelerseniz bazen normal sizin müfredatınızda hepinizin çözebileceği sorular da soruyorlar çünkü onların elemesi var, e, sınavı var, daha sonraki aşamaları var. O yüzden sakın öyle bir eşleştirme yapmayın. Sadece oradaki kombinasyon sorusu, şıklardan gidilerek yapılabiliyordu ama yapı, sorulmaması gereken bir soruydu. Bak ona itirazım var. Ama diğerleriyle ilgili zorluk, seçicilik ayarının kaçırılması, psikolojik faktörlerin devreye alınmamasıydı. Şimdi gelelim sorumuza. Y e eşittir fx fonksiyonunun türevinin grafiği olan y e eşittir f türev x fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Hangileri doğrudur diyor. Burada arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Aslında burada aynı zamanda bir hata da var. Onu düzeltmemiz lazım. Ben size hatırlarsanız belki hatırlayanlarınız vardır. Hangisi türev grafiği olabilir diye bir soru sormuştum. Burada eğer şurası soruyu durdurduğunuz inşallah yaptınız. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Eğer öncülleri incelediyseniz orayı birazdan konuşuruz ama şurasının arkadaşlar içinin boş olması lazım. Eğer baskıda yani bende dijital kısmı var orası yanlışlıkla içi doluysa hatalı ama e, şey yani sorun değil ama sizin kitapçıklarınızda da burasının içinin dolu olduğunu görüyorsanız orayı hemen boş yapın. Neden? Şurada e, bir çizerek göstereyim. Türevlilik demek sol türev ve sağ türevin birbirine eşit olması demektir değil mi? O zaman düşünsenize şimdi bir fonksiyon var. Sol türevi burada. Şöyle yapayım. Sağ türevi böyle. Şimdi e, F türev A eşit değil. F türev A'ya sağdan yaklaşırken ama çok ilginçtir ki F türev A'ya eşit. F türev A soldan yaklaşırken. Türevi olması için sol ve sağ türevlerin birbirine eşit olması gerekmiyor mu? E nasıl sol türev türevi eşit olmasına rağmen sağ türevi eşit olmuyor. Bu çelişkidir. O yüzden aman olur da sınavda çıkarsa burayı yıldızlayalım. Daha öncesinde de bir tane soru çözmüştüm. Onu ben e, açıklamaya da koyayım. Mustafa Yağcı'nın bir kitabından oradan da izlersiniz. Kesinlikle sol ve sağ türevlerin eşit olması lazım. Eğer eşit değilse burası boş olacak. Türevli değildir bu kadar. Eğer türevli ise kopma olmayacak. Neden? İster böyle sivri nokta olsun. İsterseniz böyle olsun. İsterseniz de böyle enteresan bir durum olsun. Ama olması gereken şudur. Sağ türev sol türeve eşit olmalı. Eşit değilse o noktada türev tanımlı değildir. Sebep tanıma gidiyoruz. Sol ve sağ türev birbirine eşit olduğu zaman türev vardır. Dolayısıyla bunu söylemiş olalım. İlk olarak buranın içinin boş olması lazım. Eğer sizde kitapçıklarınızda doluysa. Şimdi gelelim açıklamalarımıza. 1. Y e eşittir fx fonksiyonu demiş. Bakın. O zaman fonksiyon daima artandır değil mi? Neden? Bizi ne ilgilendiriyor türev grafiğinde? X ekseninin altında mı kalmış? X ekseninin üstünde mi kalmış? Peki bu grafiğin her şeyi x ekseninin üstünde mi kalmış? Evet o zaman türev daima sıfır veya sıfırdan büyükse o zaman arkadaşlar fonksiyon daima artandır. Burada bir problem yok değil mi? Gelelim şimdi ikinci öncüle lütfen dikkat. Y eşittir f türev x'in 3 farklı noktada yerel ekstremumu vardır. Bakalım Bakın arkadaşlar. Eksi dört. Bunu artık f türev x'i bir fonksiyon gibi düşünün. Ee, sakın şey demeyin yani. Artık fonksiyonla ilgili bir yorumunuz yok. F türevi düşünüyorum. Hatta ben bununla ilgili ne diyorum konu anlatırken. Kafanız mı karışıyor? Bunu kapat. Bunu normal bir fonksiyon gibi düşün artık. Buraya g diyelim mesela. Böyle g diyelim. Gx fonksiyonunun ekstremumları neresi? Bir. Burası. Çünkü burada bakın. Dibe vurmuş. İki. Burası burada da dibe vurmuş. O zaman bunun iki farklı noktada yerel ekstremum vardır. Bu da yanlış oldu. Burada ekstremum var mı? Hayır. Bakın. Sonuçta burada evet artı artan burada ne oldu? Azalana geçti. Ancak bu noktada fonksiyon tanımlı mı? Fonksiyon tanımsız. O zaman arkadaşlar burada ekstremum olmayacak. Lütfen dikkat edelim ekstremum olması için o noktada tanımlı olması şart. Tanımlı değilse ekstremumu konuşmamızın hiçbir anlamı yok. Gelelim üçüncüye. Y eşittir f türev x fonksiyonu her x gerçel sayısı için integrallenebilirdir. Bak bu kısma çok takılanlarınız olabilir. Aslında keşke bu sorulmasaydı ama ben sorulduğu için açıklayayım size. İntegrallenebilirlik arkadaşlar e, mühendislik veya böyle matematik fizik falan gibi bölümler okursanız seneye Mat 101'lerde ya da analizlerde göreceğiniz bir kısım aslında. Orada derinlemesine zaten analiz edersiniz ama integrallenemez fonksiyon çok az karşınıza gelir. Sizde lise müfredatında asimtotluk, işte enteresan grafikler artık yok. O yüzden sizin karşınıza integrallenemez fonksiyon gelmiyor. Ama yine de içiniz rahat etsin diye söyleyeyim. Bir fonksiyonun böyle kopma noktasının olması onun integrallenemez olduğu anlamına gelmez. İntegrallenemezlik şudur. Daha doğrusu önce integrallenebilirliği söyleyeyim. Zaten böyle devam ediyorsa problem yok, integrallenir. Böyle kopma noktalarında da şuna bakacaksınız. Sol tarafında sol limiti şöyle yazalım. Limit x a'ya soldan yaklaşırken bir reel sayı mı? Evet. Yine sağdan yaklaşırken limiti bir reel sayı mı? Evet. O zaman bu da integrallenebilirdir. Ne zaman integrallenemez olur? Şöyle gösteriyorum bakın. Şöyle bir şey yapayım. Bakın arkadaşlar bu fonksiyon integrallenemez. Neden? Çünkü burada A noktasında soldan limit aldığımız zaman şöyle yazayım. Soldan limit aldığımızda limiti reel sayı değil sonsuza gidiyor. Sonsuza gittiği için de limiti reel sayı değildir. O yüzden evet bu şöyle bir aralıkta integrallenemez olacak. Onu da söyleyeyim. Ama dediğim gibi sizde asimtot kavramları ile ilgili artık kısımlar kalmadığı için size hep integrallenebilir şeyleri soracağız ama olur da bir kitapta denk geldiniz ya da buradaki gibi bir şey oldu. Sol ve sağ limiti var mı? Varsa integrallenebilir. Sol limiti veya sağ limiti reel sayı değil, böyle sonsuza gidiyorsa o zaman orada integrallenebilir demeyeceğiz sorduğu aralıkta. Bunu da söylemiş olayım. Bu şekilde o yüzden bunun e, integrallenebilir olduğunu söyleriz arkadaşlar. Tamam böyle bir durum yapmış olayım. Hem bu soruyla ilgili kafanızda takılanları söylemiş oldum. Hem de türevlenebilir ifadesini herkes biliyor mu? İntegrallenebilirliği kimse bilmiyor. Ee, hemen hemen kimse bilmiyor daha doğrusu. Hemen hemen her fonksiyonu çoğu zaman integralleyebileceğimizi sadece burada sol ve sağ limitlerden bir tanesinin bile reel sayıya eşit olmadığını bilirseniz o aralıkta integrallenemeyeceğini görün arkadaşlar. Benim diyeceklerim bugün bu kadar. Yine de sormak istedikleriniz olursa altta sorarsınız görüşmek üzere iyi çalışmalar iyi akşamlar